Evet. Şimdi mukavemet arkadaşlar, tanım şu. Bir lifi ya da ipliği koparabilmek için gerekli olan kuvvete denir diyoruz. Gerekli olan kuvvete denir diyoruz. Ştapel liflerde mukavemet birimi diyelim. Birimi gram bölü tex. Filament liflerde mukavemet birimi gram bölü denyedir diyoruz arkadaşlar. Demek ki lifin ştapel olması ya da lifin filament şeklinde olması denye. Mukavemetin birimini de değiştiriyormuş. Ştapelse mukavemeti biz gram bölü tex şeklinde, filament ise mukavemeti gram bölü denye şeklinde ifade ediyoruz. Hemen bu tex ve denyeleri de şu arada tekrar bir hatırlayacak olursak, tex neydi arkadaşlar? Hayır. 1000 metre uzunluğundaki lif ya da ipliğin gram değeridir diyoruz. Gram değeridir. Bakınız buradaki önemli olan nokta nedir arkadaşlar? 1000 metrenin ne kadar gram geldiğidir. Tex. Bunu ifade ediyor. Tamam mı? Denye ne? Peki denyeyi daha önce anlatmış mıydık? İlk defa mı karşımıza geldi? Tamam. Şimdi şöyle denier diye yazılır arkadaşlar. Hani İngilizcesi denierdir ama biz denye olarak da ifade ediyoruz. Ya da kısaca TD olarak da gösterir. Bunları daha sonra iplik dersinde de anlatacağız. Denye. Denye ise arkadaşlar tanım şu. 9000 metre uzunluğundaki lifin ya da ipliğin gram değeridir diyoruz. Gram değeridir. Yine arkadaşlar tekste olduğu gibi bizim için önemli olan ne burada? 9000 metresinin kaç gram geldiğidir. Bu bize denge olarak ifade ediyormuş. Yazalım arkadaşlar. Tekstil elyafının mukavemeti tekstil liflerinin mukavemeti içinde bulunduğu nem koşullarından etkilenir diyelim. Etkilenir. Etkilenir. Tabii bu etkilenme life göre değişkenlik gösterir. Mukavemet artarken nemli ortam karşısında bazı liflerde artarken bazı liflerde azalır. Bazı liflerde ne yapıyormuş arkadaşlar? Değişmiyormuş. Evet, etkilenir. Bu yazalım, bu etkilenme liflere göre değişkenlik gösterir. Bazı liflerde nemin etkisiyle mukavemet artarken
bazı liflerde mukavemet azalır. Bazı liflerde de mukavemet değişmez diyoruz. Mukavemet değişmez. Tekstil elyafının mukavemeti ölçülürken ortamın nemine ve sıcaklığına dikkat etmek gerekir diyoruz. Gerekir. İşte şeyimiz arkadaşlar, nem faktörümüz %65 artı eksi 2 nem değerimiz olacak ve 20 santigrat derecede yine artı eksi 2 diyelim sıcaklık değerimiz olacak. Biz demek ki tekstil elyafına uyguladığımız bu testleri bu değerler arasında gerçekleştirmek durumundayız. Bu anlamda sonuçların bizim için bir geçerliliği söz konusu olacaktır diyoruz. Tekstil liflerinin kopma mukavemeti açısından sıralaması ise ise şöyledir diyelim. Şöyledir. Cam elyafı, keten, polyamid, polyester, ipek, pamuk, akrilik, viskon, yün ve asetat ipeğidir diyoruz. Asetat ipeği. Yine hani asetat ipeğini de bir kenarda bırakacak olursak, yün elyafının önemli lifler içerisinde yer alan yün elyafının bu lifler içerisinde en dayanıksız bir konumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu kopma ile ilgili kaçıncı özelliğimizdi? Dördüncü özelliğimiz mukavemet. Bu mukavemetle ilgili şeyler bir tekrarlayacak olursak, bir lifin ya da ipliğin kopma anında ya da bir kuvvete karşı koyabilme kuvveti olarak biz mukavemet ifade ediyoruz. Ştabel liflerde gram bölü tx, filament liflerinde gram bölü deny olarak mukavemeti ifade ediyoruz. Mukavemet konusunda önemli noktalardan bir tanesi de tekstil lifinin içerisinde bulunduğu nemin atmosfer koşullarının mukavemetten etkilenmesi. Bu etkilenme liflere göre değişkenlik gösteriyor. Bazılarında mukavemet artıyor, bazılarında azalıyor, bazılarında da herhangi bir değişkenliğin olmadığını görüyoruz. Ve bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi de tekstil elyafına, tamam diğer testleri de yapacağız ama mukavemet testini de yaparken ortamın nemini 165 nem ve 20 derece sıcaklık değerleri arasında olması gerektiği. Tekstil liflerinin de kopma mukavemeti açısından sıralamasına bakacak olursak arkadaşlar, cam elyafı tekstil lifler içerisinde en dayanıklı elyaf. Daha sonra keten, polyamid, polyester, ipek, pamuk, akrilik, viskon, yün ve asetat liflerinin sırasıyla geldiğini görüyoruz. En sonda asetat var ama hani ticari değer anlamında yün elyafı daha fazla bir öneme sahip olduğu için yün elyafının mukavemeti en düşük lif olarak
düşünmeniz de yanlış bir düşünce değil arkadaşlar, tamam mı? Yani tekstil ipler içerisinde en düşük mukavemete sahip olan lif nedir? Yine yaftır da diyebiliriz. Şimdi beşinci özelliğimiz arkadaşlar esneklik özelliği. Esneklik. Esneklik, life uygulanan kuvvet kaldırıldığında da lifin ilk boyutuna dönme göstergesi demeyelim de ilk boyutuna yakın bir yere gelme durumuna esneklik denir diyoruz. Esneklik denir. Şimdi şuraya L0 diyelim arkadaşlar. L0 ne olsun? L0 lifin ilk boyutu. Lifin ilk boyutu. Şöyle bir kırmızı kalemle yapalım. Şimdi ne yaptık? Lifi çektik. Belli bir noktaya kadar çektik. Tamam mı? Hatta şöyle nokta nokta göstermeyelim. Şöyle düz gösterelim. Tamam. Şimdi şu noktadan itibaren burayı nokta nokta çizelim. Artık şu noktada lif kopma meydana geliyor. Lif de artık şu bölgeden sonra kopma meydana geliyor. Biz şu aralığa ne diyoruz arkadaşlar? Bu aralığa ne diyoruz? Kopma uzaması diyoruz. Bu aralığa, bu noktaya kopma uzaması. Kopma uzaması. Bu noktadan kopma uzamasından sonraki, bakınız şu noktada yapmış olduğunuz bir işlem de ne yapacak? Kopma meydana gelecek. Buralarda biz ne diyoruz? Kalıcı uzunluk diyoruz arkadaşlar. Kalıcı uzunluk. Bu bölgeler kalıcı uzunluk olarak ifade ediliyormuş. Artık lif koptu ya da iplik koptu, bunu ifade ediyor. Şimdi kopma uzamasından uzamasına geldik. Kuvvetin etkisini ortadan kaldırdık. Kuvvetin etkisi ortadan kalktığında lif ne yapıyor arkadaşlar? İlk haline gelmeye çalışıyor ama tam ilk haline gelmiyor. Tam şu noktaya geldi diyelim. Bakınız şu noktaya geldi diyelim. Tamam mı? İşte şu aradaki mesafe bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Bu aradaki mesafe bize esneklik sınırını ve esnekliği veriyormuş. Öyle söyleyelim. Esneklik dediğimiz olay da buymuş. Lifin ilk boyutuyla kuvvet kaldırıldıktan sonraki aldığı boyutuna biz esneklik olarak ifade ediyormuş. Şurayı da ne geldi böyle? Kalemi göremedik. Buraya da L diyecek olursak L'yi de arkadaşlar kuvvet kaldırıldığında da lifin aldığı boyut diyelim. Aldığı boyut. Ve yüzde esneklik eşittir diyoruz. Yüzde esneklik eşittir. L bölü L0 çarpı, yanlış yazdık formülü. Onu düzeltelim. L0 bölü L çarpı 100. İşte bu değerde bize arkadaşlar yüzde esneklik değerini verecektir diyoruz. Ve bir de esneklik de arkadaşlar esneklik lifin kalite göstergelerinden birisi, önemli özelliklerinden birisidir diyoruz. Lifin kalite
göstergelerinden birisidir diyoruz. Niye kalite göstergelerinden birisi arkadaşlar? Neden? Ne cevap verebiliriz buna? Şimdi bakınız, günlük hayatta giymiş olduğumuz kıyafetler, oturuyoruz, kalkıyoruz. Hep belli bir neye maruz kalıyor? Gerilime maruz kalıyor. Dolayısıyla esnek olan bir ürün vücudun şeklinde ne yapacaktır? Alacaktır. İşte oturduğumuzda kalça bölgelerimiz, diz kapak bölgelerimizde gerilme meydana geliyor. Ayağa kalktığımızda bu gerilim ortadan kalkıyor. Lif tekrardan eski haline gelmeye çalışıyor. Ya da koldan dirseğe büktüğümüzde şu bölgede bir gerilim meydana geliyor. Normal pozisyona getirdiğinizde gerilimi kaldırıyorsunuz. İşte esnek liflerde vücudun şekline göre ne yapabiliyor? Şekil alabiliyor, yapı alabiliyor. Ama esneklik yoksa o zaman ne olacak? Deformeler olacak. Daha da ileri safhalarda kopmalar meydana gelecek. Dolayısıyla bu anlamda esneklik bizim için önemli bir kalite göstergelerinden birisidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, elastomer elyaf diyoruz. Elastomer elyaf. Tanımlayalım elastomer elyafı. Boylarının birkaç katı uzatabildiğimiz kuvvetin etkisi ortadan kalkınca tekrar eski boyutlarına dönen liflere elastomer elyaf denir diyoruz arkadaşlar. Demek ki lif boylarını kendi boylarının birkaç katı kadar uzatabiliyoruz. Uzattıktan sonra da kuvvetin etkisini ortadan kaldırdığımızda tekrar eski boyutuna dönüyorsa bu tür liflere biz elastomer elyaf diyormuşuz arkadaşlar. Lifimizin boyutu bu olsun arkadaşlar. Lif boyutu bu olsun. S0 diyelim. Ve ne yapıyorsunuz? Lifi çekiyorsunuz. Ve kendi boylarını birkaç katı uzatabiliyorsunuz. Çekiyorsunuz. Şu noktaya kadar diyelim. Çektiniz. Ve bundan sonra kuvvetin etkisini ortadan kaldırdığınızda lif tekrardan eski haline geliyorsa, şurada olduğu üzere tekrar eski haline geliyorsa, bu tür liflere biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Elastomer elyaf adını veriyormuşuz. Elastomer lifleri sıralayacak olursak birinci sırada ne var arkadaşlar? Kauçuk elyafı. İkinci sırada spandex diyelim. Ticari ismini yazmış olalım. Spandex. Üçüncü sırada polyamid. Polyamid, yün. Bakınız, hayvansal içerikli lifler bu tam elastomerik liflerden sonra geliyor. Daha sonra arkadaşlar şuraya bir nokta nokta diyelim. Nokta nokta diyelim. Arada polyester, akrilik, triasetat ve benzeri lifler var. Ve nokta noktadan sonra da viskon, pamuk, keten ve cam elyafı şeklinde bir sıralama söz konusu. Cam elyafı şeklinde bir sıralama söz konusuymuş. Özellikle bakınız, yine renkli kalemle göstermeye çalışalım. Yeşille gösterelim. Şu grup arkadaşlar, şu grup tam elastomer elyaf. Yani
Elastomer elyaf dediğim şey bu gruptur. Kauçuk elyafla spandex elyafıdır. Elastomer elyaf, yani boylarının birkaç katı kadar çektiniz. Kuvvetin etkisi ortadan kalktı, tekrar eski haline gelen lifler. Bundan sonraki lifler de mesela polyamid gün ipek gibi lifler de esnekliği yüksek olan liflerdir. Tamam mı? Bunlar elastomer elyaf değildir. Onu söyleyelim. Bunlar esnekliği yüksek olanlardır. Diyelim ki bunu da atıyorum kırmızıyla, bu grupta kırmızıyla göstermiş olalım. Bunlar da esnekliği yüksek olanlar. Ve son grupta da arkadaşlar esnekliği çok düşük olanlar ya da hiç olmayanlar. Bunlar da hangileriymiş arkadaşlar? Bunlar da nerede? Bunlar da viskon, pamuk, keten ve cam elyafı şeklinde sıralanıyor. Ya çok düşük esneklik değerine sahipler ya da hiç yok esneklik değerleri. Bu şekilde bir sıralama gerçekleştirmiş oluyoruz.